koronavirüs salgınının global medyadaki yansımalarını, ülkelerin salgına karşı yaklaşımlarını ve Türkiye hakkında global medyadaki haberleri Artı Gerçek yazarı ve medya eleştirmeni Ragıp Duran değerlendirecek. Sayın Duran, merhabalar diyoruz önce. Global medyadaki gazete başlıklarını sizden dinliyoruz. Medya merhaba. Önce bugünkü taramada ön plana çıkan konuları söyleyeyim. Meriç sınır bölgesinde Türkiye-Yunanistan gerginliği. Trump'a yönelik eleştiri ve kınamalar sürüyor. Latin Amerika çok sorunlu. İkinci dalga riski hala gündemde. Global medyada Türkiye haberlerine geçiyorum. İdlib'den Trablusgarp'a. Türkiye Libya'da güç peşinde. Guardian, İngiltere. Libya'da rüzgar isyancı Hafter'e karşı esiyor. Washington Times. Erdoğan'ın danışmanı demeç verdi. Fransa ve Hafter'i destekleyenler Libya ihtilafında yanlış cephedeler. Bu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması. France 24. Wagner grubunun Rus paralı askerleri Türkiye'nin harekatından sonra başkent bölgesinden ayrılıyor. London Times. Bir toprak parçasının işgal iddiasının ardından Türkiye-Yunanistan sınır krizi. Deutsche Welle. Sınır hadisesi sürerken Türkiye Savunma Bakanı Yunanistan'ın bunalımı kışkırttığını söyledi. National Herald. Bu merkezi New York'ta bulunan bir Yunanistan haber sitesi. Katimer'in neden konuyla ilgili 3 tane haber var. Yunanistan Başbakanı, Meriç sınır bölgesinde çit çekmek vazgeçilmez hakkımızdır. İkinci haber, Yunanistan hükümet sözcüsü Petras, Türk propagandasının eline düşmeyelim. Üçüncü haber, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamada, o da diyor ki Meriç sınır sorununun sınır sorunu teknik bir sorun değildir. Yunanistan, Türkiye'nin Meriç sınır bölgesinde bir toprak parçasını işgal ettiği yolundaki haberleri yalanladı. Euroaktif. Erdoğan taraftarları yeni bir darbe söylentisi yayıyor. The National, bu Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir internet sitesi. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'yi ve paralı askerlerini Suriye'de savaş suçu işlemekle suçladı. NPR, Amerika. Türkiye, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ile bütünleşmesinden çekiniyor. Greek City Times. Libya'ya havadan ve karadan paralı askerler gidiyor. New York Times. New York Times, Birleşmiş Milletler Teftiş Heyeti'nin raporunu haberleştirmiş. Kayıplara rağmen Türkiye, turizmin canlanmasını bekliyor. China Daily, Çin. Kuzey Suriye'de Türkiye'nin desteklediği militanların iç savaşı, 23 kişi öldü. Press TV merkezi Tahran'da olan bir televizyon. Erdoğan, Türkiye'nin İsrail'in Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak etmesine izin vermeyeceğini söyledi. The Times of Israel, İsrail. Türkiye'deki Suriyeli mülteciler açlık korkusuna yakalandı. Voice of America, koronavirüs krizini bir Türk hapishanesinden tarih bir şekilde izliyorum. Bu sayede umutluyum. Washington Post'ta Ahmet Altan'ın yayınlanan yazısı, makalesi. Erdoğan'ın muhaliflerine rahat yok. Le Soir, Belçika. Trabzonspor Türkiye'de nasıl iktidara geldi? Food Mercado, Trabzonspor'un ligdeki başarılarını anlatan bir yazı. Türkiye dış politikasını ılımlı hale mi getiriyor? El Monitor. İsrail. Elal uçağı Türkiye'ye indi ama havayolu şirketinin batmamak için 400 milyon dolara ihtiyacı var. Air Journal, bu bir Fransız havacılık dergisi. Batı dünyasının 6 büyük gazetesine geçtim. Bugün İngiltere'den başlıyoruz. Guardian, Dünya Sağlık Örgütü ikinci dalga uyarısı yaparken hidroksiklorikinin testlerini durdurdu. Meksika'da resmi COVID-19 ölümlerinden binlerce fazla insan öldü. Hollanda Başbakanı, sokağa çıkma yasağı konusundaki tüm kurallara uydu ve ölüm döşeğindeki annesine gitmedi. Bu haberin İngiltere açısından özelliği şu, İngiltere'de Başbakan'ın bir danışmanı sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için çok eleştiriliyor. Fransa'ya gittik, Le Monde. Krize karşı neoliberal ve üretim merkezli sistemden çıkmak lazım. Bu Fransa'nın en büyük sendikası CGT, Greenpeace,
ATAK gibi çeşitli STK'ların birlikte hazırladığı bir bildiri. Dünyada kısıtlamalar gevşetilirken Latin Amerika'daki durum endişe verici. Cezaevlerinde Fransa'da çok sıkı önlemler altında aile mahkum görüşleri başladı. Önümüzdeki döneme kadınlar önderlik etmeli. Bu da Fransa'nın önemli sosyologlarından Alain Touraine'in bir makalesi. Liberasyon'a gittik. Fransa, Belçika, sınırsız Avrupa'nın gerçek bir hediye olduğunu şimdi anladık. Fransa'da her 4 kişiden biri COVID-19 aşısı çıksa bile aşı olmayacak. O Türkiye'deki birini okuyorlar galiba bunlar. Eski hayatımızı bulabileceğimiz düşüncesi doğru değil. Bir yorum başlığı. Kapakta, Liberasyon'un kapağında dünyayı paylaşmaya çalışan Amerika ve Çin karikatürü var. Bu kavga imparatorluk kavgasıdır demiş. İçerideki başlıkta giderek kötüleşen iki dev. Amerika'ya gittik, New York Times. Et fabrikası yeniden açılırken şirket kaç çalışanın hasta olduğunu açıklamıyor. Bir tanıklık. Benim annem koronavirüsten öldü. Artık onu da istatistiklerinize ekleme zamanı geldi. Bir başka tanıklık. Eşimin çalıştığı huzur evinde 98 kişi neden öldü? Memphis'te gazetecilik adaleti hala sağlayabiliyor. Washington Post'a geçtik. Trump'ın başkanlık yapabileceği iddiasına artık son versek iyi olur. Suriye'de Esad 9 yıllık savaşın en zor dönemini yaşıyor. Özellikle Rusya ile olan ilişkilerin zayıfladığından söz ediyor yazı. İtalya'da gece hayatı açıldı. Siyasiler kaygılı. Son gazetemiz Los Angeles Times. Savaş kahramanlarını anma gününde Los Angeles'ta COVID-19 vaka sayısı 46 bine çıktı. Kaliforniya'da kiliseler kapasitesinin ancak %25'i kadar insan alabilecek. Brezilya'da Bolsonaro hariç herkes sanki suçlu. Medya. Yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.